Selamlar sanırlar, yeni videoda karşınızdayım. Ama nasıl videoyla? 2021'in yeni bölümü olan bir videoyla karşınızdayım. Artık çekmem gerekiyordu, yeter. Çok sık yapmıyorum zaten. Çok sık oynamıyorum da hani. Olabildiğince oyuna girmemeye hala ısrarla özen gösteriyorum. O yüzden çok bir ilerleme de kaydetmedik. En son Lewis'unu bir 6'ya attık. Şu an hala galiba 2 tane 6 yıldız yapmadık materyalimiz var. Bir tane buradan garanti hazır. 1, 2, 3, aynen 2 tane 6 yıldız yapabiliyoruz. Bunlardan biri büyük ihtimalle World Heal olacak artık. Aslında bir tane Crow alıp, ama Crow'a daha ihtiyacımız yok şu an için, yani Crow'a daha vakit var. Rauk yapabilirim ikinci olarak. Çünkü hani D12 için zaten bu yaratıklar kullanılacak. O yüzden çok bir şeyimiz yok. Bugün artık hani videoyu çekmek isteme sebebim 17 parşömen oldu. Gerçekten 17 parşömen birikti. Açmak istiyorum. Buradan da bir verad alsak üf gelsin ototoa. Şimdi şunu artık bir tamamlayalım. Oldu bayağı. Ne yapılacak? Büyük salonu B10 temizle. Temizleyelim. Bir dakika. Her şeyden önce. En az bir kere de dünya boss'un yine, çünkü F seviyesinde, F seviyesinde bile olsanız şey veriyor. Güzel bir şey verme ihtimali var. O yüzden verin gitsin direkt. Bu arada ben şey bilmiyordum. Bu dünya boss savaşında en önde duran yaratığınız galiba en yüksek puana mı sahip oluyor? Şöyle bir şey mi var? Bakalım gerçek mi? Evet gerçek. Ama Lewis'un bir tık arkada. Neyse. Böyle saçma bir durum. Bu arada üstünlük parşömenini alacağımız zaman da B artı yapmamız gerekecek dünya boss'unda. Onun da hilesi şu. Bütün kullanacağınız yaratıklara skill up veriyorsunuz. Hepsi maksimum skill olacak. Ve üzerine rune takacaksınız. Mantık buymuş. Ben asla yüksek dünya boss'unda o şeyi yapamadım. Seviyeyi özellikle hani uğraşmadım hiç, hani A3S yapıyor. S yapıyorum, yetiyor. Tık. Tık sanırım yeterli olur. Ama bir şey diyeyim, yaratıkları ründen halletmemiz lazım. Supportlardan yana çok sorun yok da. Sigma yavaş. Lucian'ı şimdi Devon'da kullanıyorum. Arena için rünlerim diye şey yaptım. Taktım öylesine geçti rünler. Devon'da kullanıyorum bir süredir de. Çok sıkıntı be. Şimdi bir yandan da bu görevlerden gelen, ulağan yolu görevlerinden gelen şeyden de 4 yıldız skill up'ından da bir güzel kurtardık gibi biraz, ama hani yine bile ne kadar kurtarabilirsin sonuç olarak. Bu niye böyle ya? Yüzüm tam parlamıyor. Yüzüme eşek kadar ekran bakıyor yüzüme şu an, pırıl pırıl bembeyaz, ama yok. Neyse. İdare edeceğiz böyle. Lore'nin skill up'larını halletmem lazım. İsabetini yükseltmem lazım. Hızlı enerjiden hızlı odağa çevirmeliyim Lore'ni. Yoksa cidden sıkıntı oluyor. Devon'da bile bazen defans kıramıyor şu an ve bu istediğimiz en son şey bu arada. Tam anlamıyla en son şey. Sigma'yı bir tık hızlandırmam lazım. Lucian'ı hızlandırmam lazım. Rune'ni göstereceğim ikisini de. Hoş. Ya Sigma'nın 6. slotunda atak takılıydı. HP'ye dönmüş. Ya HP'ye döndürmüşüm ama bir şey diyeyim mi? Hiçbir şekilde hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Hani ne ara döndürdüm, ne ara hallettim, en ufak fikrim yok. Word'a hile geçirimler takmıştım bak, onları da. Aslında onun geçirimlerini idare eder mi ya? Görev gereği Ejder 7 yapmıştım da zaten bir sonraki bunu 10. katı yaptıktan sonra Dev 7 ile 10 arasında 4 ya da 5 tane rune elde etmemi isteyecek benden. Onunla bir uğraşmak gerekecek. 7 dönüyoruz galiba. 8 dönemiyoruz sanırım. Neyse, ne olursa olsun Lucian hızlanmak zorunda. Lucian çok yavaş. Artı 30 küsur hızı var. Ya bak, arenada bir yanına Tion'la kullanırsan eğer gayet güzel bir şey. Hani gideri var. Ama şu anki durumda bu niye sürekli gösteriyor bunu ya? Bir bakayım ben buna. Hoş değil. Gerçekten hoş değil. Seni böyle alayım artık. Aa. Abi saçım uzadıkça ve ben salgın yüzünden berbere gitmedikçe saçım beni deniyor. Saçım beni sınıyor baya baya. Hoş değil. Alışkınım ben uzun saça. Tamam, 9 da bitti. Hızlıca B10'u da yapalım, aradan çıksın. Boss görüntüleri mi açık? Herhalde açık, neyse. Bir an hesap ID'mi göstereceğim sandım, değil mi? Çakka.
Öyle bir şey yok. Çıkalım aklına. Öyle bir şey yok. Yemezler aslan parçası, yemezler. Abi bu arada son videoda şey videosunda İsillen videosunda editlediğim videoyu değil editlemediğim saf halini koymuşum videoya. Yani çok çok gözüme takıldı yükledikten sonra biraz da silip yüklemeye üşendim açıkçası. Ah ben ve tembelliğim. Hayır bir de özellikle dedim ki gece atmayayım renderları editlerim renderı tamamlar öyle yüklerim dedim. Anasını satayım renderı editledim renderı tamamladım gittim saf hali koydum küfür gibi. Ay saçmalık. Ha, evet boss grafikleri şeyler açık görseller açık niye bilmiyorum. Bu arada Lucian'ı kullanma sebebini de söyleyeyim ona da hemen şey olmasın. Mesela Teşar'ı kullanmadım elimden geldiğince. Lucian'ı kullanma sebebi şey yakın zamanda Nat 4 etkinliği vardı biliyorsunuz. İstediğiniz Nat 4'ü alabiliyordunuz. Ben de Lucian'ı çağırdım. Siz de çağırabilirdiniz. Çağırmadıysanız sizin suçunuz. Yapacak bir şey yok. Benim Lucian'a ihtiyacım var. Lucian çektim. Bu arada oradaki skill up'tan bir ya da iki tane üçüncü skill'e gitti. Şu görevlerdeki skill up'lardan da bir tane gitti. Şu an bir tane skill up kaldı galiba. Hasar bakımından etkileyecek. Güzel. 13 katı temizledik. Hızlıca. Tık tık tık. Bir dakika. Bu değil bu. Ne kaldı? 4 tane 5 yıldızlı rün topla. Peki soru biz B7 yapabiliyor muyuz şu an? B7 yapabiliyoruz galiba. Aa kadro bu. Bak bak World Elder rünlere bak. Atak, kritik oran, defans. World Elder diyecekseniz eğer. Direkt 12. katı için söyleyeceğim. Artı 170 hız. Bırakıyorsunuz. Ondan sonraki yaratıklarınız artı 171 falan olacak. Toplam 170 hız. Sonraki yaratıklarında minimum 171 hız olacak şekilde ürünlemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Totallere. Çünkü World Healing takımda en son hareket etmesi lazım. Şu durumda ne oluyor? Burada kaç var? 170 hız var. A few moments later. Rezillik. 150 hız var burada. Bunun Edge'den 12'ye gitmesi için 20 hız daha lazım minimum. Ki şuradan 18. Ya ikinci slotunu hız yaptığımız zaman sıkıntı olmaz. Ama şunu HP'ye çevirmemiz lazım. Bu kritik oran kalabilir. %100 kritik oran olacak. Bu %50 oluyor galiba. 14 artsa tamam yetiyor. Onun çok bir şeye ihtiyacı yok bu değil. Biraz HP, 170 hız ve %100 kritik oran. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Geri kalan her şey bonus. Sigma'yı zaten hız ama işte alt özelliklerde hız diye bir şey olmadığı için oyun başında. Hoş belki birkaç bir şey toplamış olabiliriz ya onlara bakmak lazım. Spectre'ın isabet de %70 küsur yapabiliyordu iyiydi. Hız, kritik hasar, isabet dizide. HP yok. Hasar aldığı an direkt ölüyor şu an Spectre'a. Net. Şu yani çöp. Çoğu ürün çöp bu arada. Artifact takacağım. Hallucin. 31 hızı var. 31 çok az. En azından 45 civarı bir şey yapsak şurayı. Ha yine Devon 2 için şey lazım ama Devon 2'de kullanamam. Dünya yok. O çok sıkıntı. Şimdi Devon 2 için hem 170 hız yapacağız. Hem yüksek atak hem yüksek kritik hasar yiyemez. Şu anki hali hani arenada gider mi gider ya da Devon'da. Devon işte bir tıkıl ya 140 yapsam şu hızı 134'ten o bile kurtaracaktır. Neyse konumuz o değil. Fren niye kullanmıyorum onu da söyleyeyim. Freni kullanmama sebebim tamamen Lapis olması. Çünkü Lapis sürekli 1 ve 3. skill ile atak bar emeceği için Loren de aynı şekilde bir her vurduğunda atak bar düşüreceği için boss'ta Spectre'da yan kuleyi düşürecek. Böylelikle çok bir sıkıntı yaşamamamız lazım bu mantıkla hareket edersek eğer. Ama soru şu. Biz bu mantıkla hareket edeceğiz de oyun bu mantıkla hareket edecek mi? Orası biraz sıkıntı olabilir. Bakalım nasıl gidecek 7. kat denememiz. Çok bir şeyim yok. Hani 7'yi döneriz ama sonrası için çok çok bir şeyim yok. Şimdi 6 yıldız olacak olan bir World Hill var. Zaten kadro bu olacak. Düşününce. Lapis'i ama vampirden çıkarmamız gerek. Lapis'i vampirden çıkarmamız gerek. Aslında Teşar'ı 6'ya atıp bir yandan da şey yapabilirim. Onu Farmer'a çevirip Lapis'i artık tamamen dev ve dev demişim. Ejderde kullanmalık bir hale getirebilirim. Güzel. Yan kulenin atak hızını düşürdük. Bunu eğer 12. 10 ve 12. katta yaparsak güzel. Hadi 12. katı şu an hiç düşünmeye gerek yok ama en azından 10. katta şu sağ kuleyi sürekli kontrol edebilirsek ihtiyacımız olan başka bir şey kalmayacak. Çünkü Loren 2. skillini geldiği gibi boş beleş sallıyor.
Gerçekten boş bele sallıyor ve hoş değil. Güzel. Bir dakika oldu mu? Bir dakika falan. Sanıyorum bir dakika civarı bir şey sürdü. 59 saniye. Bence sorun yok ama işte of, ürün yakalanacak. Bunu tamamlayalım öyle gelelim o zaman en güzeli. Başka türlü yoksa bu çok uzun sürer. Oh, bir an gerçekten bitmeyecek sandım, yemin ediyorum. Dördüncü ürünü de aldık ama hani alınmayacak gibiydi ve gerçekten gelen ürünler hani 5 yıldız olduğu için tamam, seni artık bitirelim. Tamam, bugün ödevde sırada ne var? Devin Kalesi 10. kat temizde ve ardından 750 kristal. Ulan zaten adam akıllı farm yapamıyorum. Zaten 1900 kristalim var, belli oluyordu farm yapamadığımda. Hoş, etkinlikler güzel veriyor. Artı Lonca değil de kuşatma savaşlarından güzel kaldırdım ha. Aa, Lonca savaşı var. Ama sanırım yapabileceğim şeyler değil. O yüzden hiç bulaşmamak en akıllıcası olabilir. Ha, belki buna girebilirim. Lucian'lamayı deneyelim. Bunlar yemez. Aa, zor. Ama birkaç gündür, bir hafta falan güzel full defanslar geliyor. Rainbow Moon'ları güzel güzel topladım. Buradan ifriti almayacağım ben ama ifriti almanız gerekli. İfriti, özellikle 3 elementini de. Ben çok şey değilim, hani PvP odaklı oynamayacağım bu hesapla çok fazla. Tahminimce bütün içerikleri tamamlayıp bırakırım bu hesabı. Duruma göre belki çekiliş yaparım, belki kendim şey yapar. Belki bunu oynarım. Benim hiç hafızalı belli olmaz, biliyorsunuz beni. Ama ben büyük ihtimalle parşömen alacağım. Hatta iyi hatırladım. İyi aklıma geldi, alayım. Çünkü gerçekten sadece Rainbow Moon'u alıp bırakıyorum. Gerek yok fazlasına. Tartarus'tan çok güzel grindstone'lar geliyor, aklınızda bulunsun. Tamam. Sen işe bir şey misin? Değilsin. Şimdi sırada dev 10. Şimdi şu kadroyu kullanmayı deniyorum. Şunu çıkar, bunu tak, bakayım ne olacak. Lucian lead olduğu için sıkıntı olabiliyor. Şimdi bak. Tur sıralaması normalde şöyle olması lazım. Friend Lucian, Loren, Sigma, Lapis veya işte Lapis, Lapis kullandığınız atak yaratır kimse. Fakat bize şöyle bir şey var. Lucian Sigma'dan sonra gidiyor, en son Lapis gidiyor. Lapis'in en son değil de aslında Loren'den sonuna gitmesi daha mantıklı olabilir. Bu arada Friend 3'ün skill'i maksadından dolayı şükürler olsun ki çok sıkıntı yaşamıyoruz artık ya. Gerçekten. Bu beni mutlu ediyor. Bakalım bakalım bakalım. Ama işte araya girmeden, hedefler araya girmeden saldırabilsek defalarca daha güzel olurdu. Bu çok hoş olmadı. Lucian 3'ün skill'i geldi mi? Gelmemiş olabilir. Aa, gelmiş. Ama daha 10. katı bile temizleyemiyor. Niye? Çünkü kritik hasar kulesi yok. Atak kulesi yok. 3. skill maksimum değil. Artı runlerimiz kötü. Bu görselleri kapatayım bu arada. Unuttum bir araya. Tamam. Tamam, boss tur almayacak şu an. Sadece karşı saldırı yapacak. Sigma'yı HP yapmanın avantajlarından biri bu. Evet, ara katlarda az vuruyor belki. Ya boss'a da çok daha fazla vurabilecekken belki daha az vuruyor. Ama hayatta kalıyor en azından. Ki Lucian'ın mesela boss katında çok bir vasfı yok, bir olayı yok. Bütün boss'a hasar muhabbeti tamamen Sigma'dan geliyor. Ve Lapis'in işte bar düşmesinden falan filan. Böyle fire vere vere güzel güzel temizliyoruz. Bunda sorun yok. Hani 10'da 10 tur da dönüyor rahatlıkla, sorunsuzca. Ama işte Lucian lead olunca sıkıntı oluyor biraz. Lapis, Loren, Fren yapınca güzel oluyor. Lucian'a bir skill up daha geldi. Hadi 3. skill. 3. skill. 3. skill, 3. skill, 3. skill. Amputasyon büyüsü hadi. Aaa, 2. skill'e gitti. Tamam. Artık gençler, hanımlar, beyler. Hadi be, bunu keşke bilseydim bunun olacağını. Yarına kaldı bu. Aa, güzel, bunu da sonra yapacağız. Bunlar yarın tamamlanacak o zaman. Şimdi burada yapamayacağımız ne var? Şunu hemen yapalım. Arenada 5 savaşa gir. Bu geri saldıranlar cidden güzel oluyor. Bu kadroyu da bu arada Loren çıkarılıp Bernard konulacak. Böylelikle Bernard lideriyle beraber hem atak barımız atak bar booster'ımız olacak. Ya yani atak bar güçlendiricimiz.
Frend'den atak güçlendirmesi. Ardından Lucian Rekman Laughs diye karşıyı yok edecek. Ya plan bu. Yani kadro şu olacak kısaca. Hani bu şart değil. Tık. Hatta Frend yerine açıkçası Megan daha iyi olabilir ama şimdi Megan'a ayrı rün takmak beni çok şeyim değil. Mümkün değil. Şu veya şu duruma göre. Yani kadro bu olacak. Ki Lucian daha fazla hasar olsun. %30'luk bir hasar artışından bahsediyoruz. %30 hiçbir şekilde azımsanacak bir şey değil. Ay biri Kristin aldı. Ay biri Kristin aldı. Rip. Holy Rip. İnanılmaz. Abi ya. Çok üzücü. Gerçekten üzücü. Christina ya. Ya inşallah bir gün bufflanır da şu söylediklerimizi. Hani umarım gerçekten bir gün pişman olurum bunu söylediğime. 6 günü var, ben alayım 2600 Christina. Bu arada oyunu önemseyen biriyseniz yapıştırın gidin. Bunu alın. Wow, 7. kat fethi. 50 enerji daha geldi. Nice. Bunlara daha var. Bunların daha vakti bol. Demin arena... baby. Baby 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 baby. Topla 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 topla. Arena var, onlar bunlar topla. Günlüklerden arena kanadını salıyorduk. Arkadaş seyir gönderen. Şey. Tık tık. Günlük görevler yapın bu arada. Günlük görevler size yaklaşık olarak her gün kaç? 7, 10, 15, 30. 30 kristal veriyor her gün. Günlük görevler 30 kristal veriyor. Günlük bir refil. Gayet temiz. Ve gerçekten güzel bir kaynak bu arada. Aynı zamanda kristal dev 300 kristal karşılığında sanıyorum 2 ya da 3 ay sonunda kendi fiyatını çıkartıyor. Yani şey yapabiliyorsunuz. Kendi fiyatını karşıladıktan sonra tamamen net kar elde ediyorsunuz 2 ya da 3 ay süre sonunda. Eğer ben 2-3 aydan fazla oynarım diyorsanız 300 kristale ve aynı şekilde 500 kristalle ejderha heykeli var. O da aynı görevle kristal üretiyor. O da 2 ya da 3 ayın sonunda kendi fiyatını çıkarıp kar elde etmenizi sağlıyor. Bilginize efendim. Aslında sanırım dev kristal devi. Evet, sanırım kristal devi ben yapabilirim ya bu arada. Olabilir. Gideri var çünkü severim kristal devi. Temiz kristal kaynağı abi. Daha ne? Bir hakkımız daha var. Bunu da hızlıca harcayalım. O saldırmışım ben bunlara. Şey çok kötü ya. Çok saldırı olmadığı için puan yani 1200'de kaldı. Azalmıyor. Azalması lazım ki devamlı hızlıca herkese saldırabilelim. Ama işte 4-4 geliyor 3 yerin ama güzelliği var. Böyle bir güzelliği var işin. O konuda mutluyuz. Tamam. Bu da bitti. Aa süper. Bir kere yapmak gerekiyor. Mutlu oldum. Bir canavarı 6'ya at. Ah World Hill. Ah. Şöyle bir şey yapsak. Ben şimdi şey yapayım. İlk önce summonları yapayım. Oradan eğer güzel 1065 veya işimize yarayacak bir yaratık gelmezse o zaman World Hill'i atalım 6'ya. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. O zaman şimdi summonlara gireyim direkt. Direkt summon'a gelin. 20, 21. 21 tane scroll'umuz var. Bence güzel abi. Bak bir tane nat 5'imiz var. Millete çıkaramadığım nat 5'leri kendi yan hesabıma çıkaracağım. Mükemmel olay. Ne alsam hoşuma gider? Bak Teor. Su Kimera. Rüzgar Kimera. İkisi yeter. Charlotte Rika. Büyülü kız ateş ve büyülü kız rüzgar. Ama hiçbiri gelmeyecek tabi. Bunlar tamamen şey. Kendine avutma. Onun dışında Nat 5'lerden ne isteyebilirim ya? Sanırım Nat 5'lerden isteyebileceğim bir şey yok ha. Şimdi şöyle düşünün. Ne oluyor lan? Mouse'u hızlandırmış. DPI'ni arttırmış. Bari Nat 4 skill. Bak Lucian skill'ı verebilirsin. Lan parla 20'de bir kere parla. Lan 20'de bir kere parla. Okan Nat 5 istiyorum diye konuya girersen eğer 20'de 0. O kadar beklettiğine değdi mi güzel kardeşim? Değdi mi o kadar beklettiğine ha?
Terbiyesizlik bu. Bir tane açacağım. Tek bir tane açacağım. Bir tane daha açacağım. Bunu kesinlikle yapmayın. Tamam. Yeter. En azından parlattık da bir tane daha yapacağım. En azından bir tane parlattım. Bu yaptığım kötü bir şey bu arada. 75 kristal tanesi. Ben 4 tane mi açtım? 5 tane açtıysam bile 350 kristal çöpekti şu an. Demin 2700 kristal vardı orada. Bu önemli. Dikkat edin buna. Ya bu yaptığım hata yapmayın. Gaza gelmeyin. Ben şimdi çok fazla geleceği düşünmedim. Çünkü bu hesapla onu yaptım yani. Tavsiye etmeyiz efendim. Sen Bella skillabısın. Sen Copper skillabısın. Mentor yok artı siz senaryodan düşüyorsunuz. Tamam. Şimdi Wordahil abimize artık var mı burada? Var. Wordahil abimizi 5 yapalım. Seni hızlıca 35 yapabilme imkanım var mı benim ya? Süper. 35 olmazsın ama biz seni 35 yaparız büyük ihtimalle. Bundan sonra Teşar'ı büyük ihtimalle atabilirim. Sanırım evet. Aa iyi lan 35 oldu direkt. Güzel. Parladı işine gelince nasıl parladı. O gök Angel Moon'lar bu arada gerçekten güzel. Güzel. Değil mi? Bir dakika yanlış bir şey yapmayayım. Direkt tamam al. Bir defa 6 yıldızı evrimleştir. Burada bir şeyimiz var mı? 6 yıldızı evrimleştirme ile ilgili. Bunları geçeceğiz. Veronus'la uğraşmak istemiyorum. Tamam, Wordahil direkt 6 atabilirim bu içerisinde. Tık. Laps. İnanamıyorum ne çıkacak. 6. yıldız çıktı. Wow. Güzel. Wordahil 6 yaptık. Şimdi sırada seni artık kasmak var değil mi ya? İyi tamam hallederim bu saatten sonrası. Bu da bitti. Devin Kalesi'nden 10 tane 5 yıldızlı rün. Tamam. Bunu halledebiliriz. 30 enerji lonca içeriğinde hemen Tartarus yapalım. Bütün tek zindanlarının B10'unu temizle. Ha, bu biraz sıkıntı yaratabilir. Çok değil. Lonca dükkanından ifrit çağrı parçası al bir tane. 10 tane istiyor tamamlamak için. Bir tane alır kaç? Allah'tan 300'e mi ne düşürdü onun fiyatını değil mi? Aynen 400'dü bunun tanesi ve ölüm gibiydi toplamak. Esten bu kadar çok önce puanı gelmiyordu oyunda. Senaryo savaşına 40 defa level atlat yapılır. 4 veya daha fazla tamam. Devin zindanından 10 tane tamam bu da tamam. Büyük işlem 2 tane artı 12 tamam. Ejderhan ejder sığınağı B10 temizle. Zurnanın zırt dediği yer. Hoş. Börde ile 6 yaptık artık. Ha, bu arada rünlerini düzenledikten sonra yapılabilir. Dünya bossuna B rütbesine gel. Yükseliş. Bu kolay. Bunu zaten bitirdik. Ejder sınav B7 B10. 5 veya daha fazla 6 yılda sahip ol. Labirentte hard aşama muhabbetini de şöyle hemen göstereyim. Şimdi lonca içeri görevini yapacağız. Şimdi yapacağız bir dakika. Yok sonra. Tartarus'a giriyorsunuz. Tamam mı? Zaman bölümleri var. Nerede onlar? Zaman limiti bölümleri var. Bu bölümlerde 10. katı temizledikten sonra çünkü size belli bir süre veriyor ve o süre içinde bitirmeniz gerekiyor süreyi. Katları. Katları bitiremiyorsunuz da kolayca. 10. katı yendikten sonra 11. kata geçtiğinizde sizi hard modu bitirmiş sayıyor. Ve size 30 yerine 40 puan veriyor. Diğer bölümlerde hard yapmak çok sıkıntı oluyor. Aklınızda bulunsun. Ben eğer bugün, ben bugün için hallederim. O yüzden şimdi bırakıyorum. O zaman şimdilik bu kadar yetsin. Geri kalanlarını hallederim ben. Bu da çok gösterecek bir şey yok. Yani dev farm atıyor kısaca. Farm farm farm. Her zaman bildiğimiz şey ama büyük çoğunluğumuzun neredeyse asla versen yapmadığı bir şey. Aa bu arada bir dakika. O orayı yapa dursun. Lucian'a rune bakalım ya. Artifact de bakalım, rune de bakalım. Bir dakika. Atak veren artifact. Artılayalım. Bunları keşke önceden yapsaymışım ya. Artık 50 15 gün geçtikten sonra çünkü bütün arttırmaların, güçlenmelerin fiyatları da iki katına çıktı. Normal fiyatına çıktı yani. Erkenden artı 15 alsaydık iyiydi. Zaten beyaz artifact kullanma sebebimiz de oydu. Ucuz olmalarıydı. Ki hala bunun arkasındayım bu arada. Çok güzel bir mantık bu arada. Şimdi ne istiyoruz bu artifactlerde? Lucian için özellikle 3. skill'in hasar artışı. 3. skill'de kritik hasar artışı.
veya atak güçlenme etkisi artışı veya işte atağın yüzde bilmem kaçına ek hasar muhabbeti. Bunlara ihtiyacımız var. Ama gelmeyecek yani. Yani gelmeyecek. Kritik hasar azaltışı, atak hızı artışı etkisi falan. Bunlar hiçbir işimize yaramıyor şu an. Ama biz ne yapacağız? Artı 100 atak için buraya koyacağız. Artı 100, artı 100, 200 atak. Temiz. Allah bereket versin. Bunları halletmek lazım. Şöyle yapalım. Sen artı 9 ol. Kan emme miktarı inanılmaz. Bunlara ben sonra takarım. Amacımız şimdi şu rünlere bir bakmamız lazım. En başta şu ikisi, şu üç rün 6 yıldız olmak zorunda. Ama elimizde öyle bir şey yok. Kritik oran %5 veriyor. Kritik oran %3 düşer. O çok sıkıntı değil ama atağın %10 düşmesi ama hızın 10 artması. Şimdi kritik hasar sabit kalacak. O 160 üzerinde kalacak bunu artı 15 yapınca. Atağı 100 düşürmek çok sıkıntı yaratır mı bana? Aslında %70 kritik oran yeterli şimdilik de düşününce. Bu biraz can sıkıcı. Hani artı 13 hıza ben her türlü okeyim. Buralarda ataklık yeni bir şeyimiz var mı? 15 ya kanka, 15 kritik oran var orada, bunun üzerine tanımam şu an. Ama buraya bir şey takacağız mecbur. Ya iyi bir şey takmamız lazım. Peki bir dakika. Bıçak yok burada. Ah be, direnç çıkmış. Niye tutmuş lan tat? Aa, bu beni üzdü şu an. Bu çok güzel bir ürün. Şöyle çok güzel. Şunlardan biri atak olsaydı ve sonunu grindleyebilseydim çok güzel olabilirdi. Bu mor bürünmüş 3 kere kritik hasar gitti. Ne yapabilirim? Bundan daha iyi bir şey bulamam sanıyorum. Atak, kritik oran. Kritik hasar, hız, atak. Kritik oran da azalıyor bunu takarsam. Kritik hasar da. Ama ataklı hız artıyor. İşte bunlar küçük küçük şeyler. Hem bunlar 6 yıldız, o 5 yıldız. Buraya var mı takabileceğim bir şey? Kritik oran, kritik hasar ama hız var. Abi hız ya. Hız her yerde sıkıntı bu oyunda. Burada kritik oran, kritik hasar ve hız kritik. Burada ne var? Kritik oran, kritik hasar. Yak. Yapamıyoruz ya. Hani bu, hani şunu artı 15 yapsam kurtarır mı? Çok kararsızım ya. Ya bu farkı şöyle kapatabiliriz. 1. Artifekler 100-100-200 atak verecek. 1428, 1422 atak olacak burası. Bu artı 15 olacak. Bu artı 15 olacak. Ama işte buradaki bu hız beni gerçekten bu arada kurtarabilir düşününce. Şöyle yapalım. Ah be. Sen bunu dön. Ben şunu bir artı 15'e atayım. Eğer rün artı 15 olursa abi. Abi bunu takayım diyor şuna. Atak azaltması kötü. Evet biliyorum ama kritik oran düşmesi de kötü. %3 olmasına şey yapıyorum ama. Hani hızın artması en azından ara katlarda beni bir tık rahatlatabilir. Kaç şu an hız? Artı 32 ga. Ya artı 31 ya artı 32. Bir Sigma'nın hızına bakayım ve Lapis'in hızına bakayım. En azından Lucian eğer Sigma veya Lapis'ten önce giderse bir tık oradan kurtarabiliriz. Bir tık. Çok ümidim yok ama Sigma galiba artı 52 sürdü ama Lucian'ın temel hızı daha az. Temel hızı daha fazla galiba. Bu artı 15 olmaz değil mi burada ya? Olursa okeyim. Çünkü hasar kontrol denemesi yapmak istiyorum. Ne kadar hasar fark edecek diye 3. skill'le. Ama şu an izin vermiyor bana. Büyük ihtimal yapamayacak bu arada ya. 10 kere daha deneyecek ve büyük ihtimalle fail verecek. Beş olmayacak. Olsa mutlu olurum ama olmayacak. Çünkü bu Summoner's War. Welcome to Summoner's War. Keşke oyunun gerçek reklamlarını yapsa böyle bir saatlerce bir beklerken falan. Her tön 5 yıllarda mana bitti. Zaten şu an onaylayamıyorum da bunu. Hoş ürünü satar onaylarız da.
Mesela sat çöp. Al artık onayla ilgili olaylayamıyorum. Rün temizliği yapmam lazım. Ben bir de özellikle rünleri aldığım zaman eğer kötüyse direkt satıyorum. Güzel hızlı rünlerimiz var bu arada. Oha bu nereden gelmiş? Nice. Kötü, kötü. Şunu şöyle yap. Hız olan her şeye bir bakalım. Şu 17 hız güzel. 17 hız güzel. 15 güzel. Şu an için güzel. Bak bunlar basılacak. Bu günlükten geldi galiba. Bunlar hep artı basılacak. Artı hız verecek mi diye. Eğer hız verirler çünkü 6-6 güzel hız verir. Bu da güzel hız verir eğer hız giderse. Artı 15 yapamadık rünü ya. Bu beni üzdü biraz. Bayağı üzdü. Devam et. Ne kadar hasar? Ya çok düşmeyecek hasar ama yine de insan bir... Aa süper. 25k istiyor değil mi şimdi şey için? Dönüştürmem için. Hiçbir şekilde ümidimin olmadığı ne var? Ya şu vampir olmaçtan hiçbir anlamı yok artık ya. Gidin buradan siz. Onların altından da hız bile yok ki. Sat şu ikisini. Nerede? Sen git. Bir dakika. Tık. Gidin abi siz istemiyor musun? Şimdi. Ah be. Devamlı savaşı bitir. Bir manuel deneyelim. Hasar kayıp, hasar farkı ne kadar olacak? Çünkü artacak tekrardan. Hani sonuçta yine tekrar arttıracağız o hasarı da. Bunun daha skill'ı var. Bunun daha kulesi var. Kritik hasar kulesi var. Damage leader artı friend'den atak buff. Kritik vurduğu hale bakacağız tabii ki. Hoş kritik hasar mı düşecek ama. Şimdi. Tamam. Mesela bu da gidecek. Bu sıralama değişecek mi acaba onu merak ediyorum. Kaç vuruyor kart başına? Kaç vurdu lan? 6k mı? 6 ya da 6.5k vurdu galiba. Bir dakika emin olmak uğruna. Emin olmak uğruna. Hızlıca götürelim şunları. Ve evet Loren'in gerçekten isabetini arttırmam lazım. Can sıkıcı bir durum. Yoksa standdan çıkamıyorsun ki hiçbir şekilde. Şunu bas. Masa bir daha stand yemeyeceğiz artık. Şimdi yandakilere bakacağım özellikle. Ya hadi tamam. Ha inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum abi. Ya alt tarafı hasar kontrol yapacağım dev içerisinde. Ne kadar zor olabilir? Neyse bir sonraki ara katta yaparız artık kontrolü. Eğer donmaz ve ölmezsem lütfen hani skill bekletmek zorundayım. Ağzından çok kötü kelimeler çıkacak. Tamam. Heal. Tık. Allah rızası için okuyabileyim. 6.5k vurdu. 6.400 gördüm orada. Tamam. 6.400 vurdu. Bakalım atak 6.400 vurursa hani düz mantık 100 azar düşerse 100 düşer. 6.200 falan vurur. Hız sıralamasına bakmam lazım. Tur sıralamasına. Friend Loren Sigma Lucian Lapis diyor şu an. Onu Friend Loren Lucian Lapis Sigma işte. Lapis değişmeyecek de Sigma Lapis şeklinde götüreceğiz. Önce Lucian gidecek kısaca. Yani umarım. Plan o şekilde ama gerçekten o şekilde mi olacak işler? Umarım olur. Gerçekten ihtiyacım var çünkü olmasına. Hadi hızlı. Oo! Alınabilir. Belki burada ile takarız. Tamam. Onayladık. Şimdi ne oldu? 44 hız oldu. 1200'e indi. Aa Lucian önce gidiyor şu an. Oo bu süper oldu. Şu an çok büyük bir fark yaratmayacak. Ama şöyle bir avantajımız olacak.
Lucian 3. skill'i maxladığı zaman eğer ki ara katları Lucian tekleyebilecek kıvama gelirse, en azından şu an 10. kat için konuşuyorum. Çok matah bir şey değil de. Evet abi, ilk önce Lucian gidiyor. 6200. Güzel. Aman aman bir kaybımız yok. Aksine hiçbir kaybımız yok. Üstüne tur sıralamasını düzelttik şu an. En azından 10. kat için. 12 yapana kadar, çünkü 10 yapacağız. 12 yapana kadar 10 yapacağız ve Allah rızası için şu freni. Anam çok sıkıntı. Hani max skill yine yemiyor ama işte Loren öldürecek kendini. Loren'in isabeti evet arttırılmalı. Ne yapsam, ejder yedi mi dost? Yok, hay Allah korusun. Belli olmaz gerçi, odak lazım. Odak için döneceğiz mecbur. Neyse, bu benim işime geldi. Lucian'ın 3. skill max olduğu zaman burada atacak bu arada tekrardan 3. skill'ine. Böyle bir durumda söz konusu olacak. Bu Devon'unki şey değil mi ya? Korkusu değil mi? Kristallerin tur alması. O kristaller tur alırsa direkt tek atıyorlar çünkü. Eğer defans güçlenmeniz yoksa. Hop. Hoppa. Güzel. Bu benim hoşuma gitti. Şu an küçük de olsa bir ilerleme kaydettik bu arada. İlerleme kaydetmeyi gerçekten beklemiyordum. Runlar maksimum hale gelecek ki mana işte, ah ulan. İlk 2 hafta yine güzel verimle geçirdim de yetmedi. Yetmedi sürekli oynamadığım için. Ama görüldüğü üzere rahatlıkla ilerleme kaydedilebiliyor ya. Arena puanlarına bakalım. Kule arttırabiliyor muyuz? Tamam, bunu döndük. İyi, kadro artık bu. Bu şekilde götürürüz. Şimdi gelelim arena binalarına. Hızı arttırmak lazım. İlk önce hızı arttır. Hızı 3 yaptık değil mi? 3 mü oldun sen şimdi? Evet, sen 3 oldun. Artık normalde 5 yapıp, hani bunu 5 yapıp geçelim ama çok istiyor hız kulesi. O yüzden bunu 3'te bırakalım şimdi, %5'te. Kritik hasar kulesi en ucuz kule. O yüzden kritik hasar kulesinden ardından da atak kulesini bir tık arttırıp tekrar hız kulesiyle devam edebilir yolumuzda. Şu an için başka yapılacak bir şey kalmadı. Şuradan farmı arkada açalım. O zaman efendim, bu bölümlük bu kadar diyelim. Çünkü yapılabilecek şu an başka bir şeyim yok. Gerçekten. Şuraya 2 skill up kaldı. Bulacağız, bulacağız. Devilman vermek istemiyorum. Depoda yatan şu an 4 tane Devilman var. O 7 olmuş Devilman. Oha. 7 Devilman var. Onlara bir şekilde bir nat. Büyük ihtimalle işte Teşer veya Maymun'a gider. Spectre'ye vermek istiyorum bu skill up'ları. En azından hani ilk, yani 2 ve 3. skill, hani totalde 4-5 tane istiyorum maksimum olması için de. 2 buna gitse, 2 de buna gitse, ya da direktman 2 tane buna gitse gerçekten mükemmel olur ama çok bir inancım da yok. Ama şunu yapmam lazım 12 için. Ya ben bana kalsa Devilman basarım da, hani çok da eşitliği bozmak istemiyorum açıkçası. Çünkü şu an gayet güzel ve şahsen idare ettiğimizi düşünüyorum. Neyse. O zaman efendim, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.